وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Bu azap gerçekleşmiş, geride artık bina kalıntılarından gayrı bir şey kalmamış. Onları Allah Azze ve Celle'nin yok ettiği, helak ettiği ya tek tek düşünürseniz öldürdüğü. Çünkü ölüm de Allah Azze ve Celle'nin azabı, emri, helak etmesi şeklinde ifadelerle Kur'an'da anlatılır. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ Münafık erkekler, münafık kadınlar birbirlerine لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Bağışlayın iman etmiş kimselere اُنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Bize bakın da nurunuzdan faydalanalım dediklerinde قِيلَ اَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ Geri dönün فَالْتَمِسُوا نُورًا Nur orada araştırın dediklerinde فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Aralarına bir sur çekildi. İçten, iç yüzünden rahmete bakan, dış yüzünden azaba bakan. Bunlar, bu dışarıda kalanlar, onlara müminler onlara seslendiklerinde, onlar müminlere önce seslendiler. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ Biz sizinle birlikte değil miydik? Niye şimdi ayrıldınız bizden? قَالُوا بَلَا Dediler ki elbette birlikteydik. وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ Fakat siz kendi kendinizi kandırdınız. وَتَرَبَّسْتُمْ Ve oyalandınız, vakit geçirdiniz. وَارْتَبْتُمْ Ve sonra şüphelere, kuşkulara yöneldiniz. Kesin bilgiye, hakka, ilme yönelmediniz. وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِي Böylece sizi kuruntular aldattı. حَتَّى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ Ta ki Allah'ın emri geldi. وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Dolayısıyla ölüm de Allah Azze ve Celle'nin emriyle gerçekleşen bir neticedir. Bir sondur, bir nihayettir. Böylece kişiyi helak, kimilerini helak eder. Kimilerini ise Rabbi ile buluşacakları bir sürecin başlangıcına taşır. Allah Azze ve Celle'nin melekleriyle önceki derslerde de anlattığımız üzere buluşmaya, onlardan müjdeyi duymaya ve güzel bir muameleyle ahirete intikal etmeye yol açar. Sürecin nihayetinde illaki bunlardan bir tanesi bizleri beklemektedir. Allah Azze ve Celle taşkınlıkla hayat süren kimseleri meleklerin gelip azap etmesini yahut emri ilahinin vaki olup onları cezalandırmasını bekliyorlar. Hallerinden öyle anlaşılıyor ki başkaca da bir şey beklemiyorlar. كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bunlardan öncekiler de böyle yaptılar. كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bunlardan önceki ümmetlerde yine kalabalık topluluklar Allah Azze ve Celle'nin uyarısına karşı kulak tıkadılar. Onlar da kendi hayatlarını merkeze alıp kendi zevklerini, kendi lezzetlerini, kendi şehvetlerini önceleyip akletmektense duyguları önceleyip, zevk almayı önceleyip, doğruyu, hakikati araştırmaktansa ilime yönelmeksizin öylesine gelişi güzel yaşamayı tercih ettiler. Onlar da nihayetinde sadece azabı bekler bir duruma geldiler. كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sürecin böyle bir kısır döngüye dönüşmüş olması, çoğu insanın bu kısır döngüde yer alması, biz aynı cinsi paylaşan insanlar iç açısından ne büyük bir talihsizlik, hatta belki utanç vesilesi. Rabbini tanıyacak, ona saygı duyacak. Onunla sevgiyi yaşamayı, sevgisine kavuşabilmeyi ve ona sevgi duyabilmeyi, yaşama imkanı ve fırsatı varken, insanoğlunun ona karşı kayıtsız kalıp, sevgisiz kalıp onu umursamayışı ve nihayetinde kendisini Rahman ve Rahim diye tanıtan Allah'ın rahmetini, merhametini elde edeceğine, gazabına ve öfkesine uğraması insan açısından ne büyük talihsizlik. Yaradan yüce kudretin Allah Azze ve Celle'nin insanlık serüvenini çoğunlukla öncekiler böyle yaptılar, sonrakiler de onlarınki gibi yaptılar gibi özetlemesi yine bizim açımızdan ne kadar karamsar bir tablo. Az sayıda insanın وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Şükreden az sayıda insanın var olması, Allah Azze ve Celle'ye karşı saygıda bulunan ve dolayısıyla da sevgisini kazanmaya
çalışan insanların sayısının az olması ne kadar yine tablonun vahim olan diğer bir tarafı. Bu ayetler كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ bunlardan öncekiler de böyle yaptılar derken bizi şiddetle Cenab-ı Hak siz aynısını yapmayın şeklinde uyarıya dönüşüyor. Biz bunlar böyle yaptılar, öncekiler de böyle yaptılar ifadelerini okuyunca bazen de bazı kimseler ya Rabbi belli ki sen bunları böyle yaratmışsın. Dolayısıyla da bir türlü dengeyi tutturamıyorlar. O sebeple de belli ki sen bunlarda şehveti güçlü yarattın, lezzeti güçlü yarattın, dozunu fazla kaçırdın. Dolayısıyla da akledip doğrulara tutunacaklarına, dünyanın onlara sunduğu zevklere, şehvetlere yani hevalarına daha fazla onun çekim alanına kapıldıkları için çoğusu bak bunların pis gitti, çoğusu bunların heder oldu deyip suçu yaradana yıkmaya, ona rücu ettirmeye çalışan bir anlayışa Cenab-ı Hak ayetin sonunda cevap veriyor. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ biz onlara zulmetmedik. Diğer ayetlerde وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmettiler. فَمَا أَغْنَى أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Allah'tan gayrı çağırıp durdukları o ilahlar onlara hiçbir şey, hiçbir yarar sağlamadı. Diğer ayette Cenab-ı Hak وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا اِنْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي اِنْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪ي size dahi vermediğimiz imkanları onlara verdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَ size verdiğimiz gibi onlara da işitme, onlara da duyma, onlara da gönüller bahşettik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَ فَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ne onlara verdiğimiz kulakları onlara bir yarar sağladı. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ ne de gözleri onlara bir yarar sağladı, ne de onlara gönülleri bir yarar sağladı. اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yok sayıyor, onları inkar ediyor ve onlarla alay ediyorlardı. Biz onlara zulmetmedik. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ Allah Azze ve Celle zulmetmediğini söylediği yerde bütün insanlara gerçeği duyabilecekleri, gerçeği anlayabilecekleri ve gerçeği idrak edebilecekleri araçları verdiğini, yani standart bir şekilde bunu anlamalarını sağladığını, kendilerini bekleyen tehditle alakalı olarak onları uyardığını ve bu uyarıyı iyice anlamalarını sağladığını, bu yaptıklarını bütün insanlar için eşit bir biçimde yaptığını, insanları tercih etmek hususunda serbest bıraktığını, bazı kimselerin Allah Azze ve Celle'ye saygısızlığı bir yaşam biçimi olarak seçtiğini ve böylece de şeytanın ardına düştüğünü iddia ediyor. Yaratan Allah Azze ve Celle bu süreçte asla zulme yönelmediğini, adil bir sınav ortamı ve imkanı içerisinde insanları sınadığını iddia ediyor. İçimizden Allah Azze ve Celle'ye saygı duyanların daha iltimaslı, daha korunaklı bir yaratılışla değil, tıpkı diğerlerinin yaratılışıyla aynı olduğunu, kodlarının aynı şekilde tasarlandığını, aynı biçimde yaratıldıklarını ve aynı imkanlarla hayata kavuştuklarını, fakat bazı kimselerin, yani iyilerin, gözlerini kullanıp, kulaklarını değerlendirip, akledişlerini devreye sokarak doğru bir istikamete tutunduklarını, bazı kimselerin ise şehvetlerini ve arzularını önceleyip, akletmekten uzaklaşarak, duymaktan imtina ederek, uzak kaçarak, hatta kulaklarını tıkayarak, görmekten imtina ederek, gözlerini kapayarak, körcesine, sağırcasına davrandıklarını, bunların bunu yaparken Allah Azze ve Celle'nin onları yine de içten içe uyardığını, belli azaplarla küçük küçük onları yoklayıp hatırlattığını, geri dönsünler diye hayatları boyunca onlarla uğraştığını anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bu inatçı zümrenin insanlığın veya insanların çoğunu da teşkil etse Allah Azze ve Celle'ye karşı suç işlediklerini ve nihayetinde kendilerini gelip bulan bu cezayı kesinlikle hak ettiklerini
Allah Azze ve Celle'nin onlara herhangi bir mağduriyet yaşatmadığını ve kesinlikle onlara zulmetmediğini iddia ediyor. Yaratan Allah Azze ve Celle'nin açısından durum böyledir. O böylesi bir azabı gerçekleştirdiği yerde dahi ben zulmetmedim diye kendisini ifade etmektedir. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ Allah onlara kesinlikle zulmetmedi. Sakın böyle düşünüp şeytanın size böyle düşündürmesine ve bu insanları Cenab-ı Hakk'ın zaten yaratırken kusurlu yaratıp, işte şehvet düşkünü yaratıp, dünya düşkünü yapıp yaratıp, arzu onlardaki parazit duyguları daha baskın bir düzeyde onlara yaşatıp, onların hidayete tutunmalarına fırsat vermediğini, hidayete tutunan kimselerde bu tür duyguların zayıf ol kaldığını, dolayısıyla da onların daha düzgün akledebildiklerini, bu duyguların, parazit duyguların etkisinden uzak kalabildikleri için daha sağlıklı karar alabildikleri gibi hususları düşünmeyin. Kişinin karar alması noktasında Cenab-ı Hakk'ın kendisinin dokunmadığını, elçisinin bile ikrahta bulunmasına, baskı uygulamasına müsaade etmediğini, kişinin ne olmak istediği hususunda kararı kendisinin vermesini sağladığını ve bu sınavın bu anlamda titizlikle yürütüldüğünü iddia ediyor. Cenab-ı Hakk'ın iddia ettiği şeyleri bizlere gün gibi açık bir biçimde ortaya çıkaracağını, her birimizin bunu tercihleriyle kazanıp kendi kazandıklarımızla akıbetimizi kendimizin oluşturduğunu bize ispatlayacağını, kendi içimizde her birimize birer birey olarak zaten bunu yaşarken ispatladığını, suçu Allah'a hamledenlerin Allah'a karşı iftirada bulunduklarını, yalan söylediklerini hem kendi örneğimizden, kendi bir birey olarak sınavın içerisinde bulunan bir unsur olarak bilmekteyiz. Hem de diğerleri üzerinden Cenab-ı Hak bunu mahşeri topluluk önünde bize gösterecektir. İşte sizler Allah Azze ve Celle'nin size yaptığı bunca iyiliğe rağmen, sizi hidayete çağrısına, bu denli ısrarla çağrısına rağmen aksi istikamette inatla yürüyen, her defasında Cenab-ı Hakk'ın talebini, merhametini, esirgeyişini, şefkatini hoyratça harcayan ve siz izleyici olarak izleseydiniz bu azaptan başka bir şey beklemiyor ya Rabbi, bununla boşuna uğraşma diyeceğiniz bir tavıra bürünen kimseler kesinlikle kendi yaptıklarıyla akıbetlerini kendi elleriyle oluşturdular ve bu nihayet, bu azap onlar için asla bir zulüm değildir. Kendi kazanımlarıdır. Allah onlara kesinlikle zulmetmemiştir. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ Allah onlara kesinlikle zulmetmedi. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Kendi kendilerine zulmedip duruyorlardı. Kendi kendilerine yazık ettiler. Kendilerini ziyan ettiler, kendilerini heder ettiler. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine sunduğu bu imkanı kendileri kendi aleyhlerine işlettiler. Dolayısıyla da bu akıbeti kendileri bilfiil kendi elleriyle kazandılar. Bu durumun onlara ispat edildiği o mahşeri kalabalıktan ve muhasebeden sonra bizatihi kendileri fe'terafu bidenbihim fesuhkan li ashabis sa'ir kendi suçlarını kendileri itiraf edecek, kendilerinin bunu bizatihi hak ettiklerini kendileri söyleyecek. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Cehennem bekçilerinin kendilerini sizi uyaranlar gelmemiş miydi diye sormalarına, bizi uyaranlar elbette geldi. Rabbimizin hakkımızdaki bu azap kelimesi, hükmü kesinlikle haktır. Biz bunu hak ettik diye onlar da aynı ifadeyi, aynı neticeyi kendileri seslendirecekler, itiraf edecekler.